Evet, iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yeni bir Divit Kalem programından hepinize merhaba. Bugün yine Vedat Eğilmez hocamla birlikte geride bırakmış olduğumuz hafta içerisinde Erzurum'da özellikle sanat ve kültür adına söylenebilecek bazı konuları bugün dile getireceğiz. Bunların başında kitap fuarı var. Kitap fuarı ile başlayacağız. Erzurum'da bu yıl üçüncüsü düzenlendi ama nitelik ve yoğunluk itibariyle ve kapsam itibariyle de diyelim. Baktığımızda ikincisi de diyebiliriz. Geçen sene siyer temalı bir kitap günleri düzenlenmişti ama pratikte kitap fuarı ifadesi kullandık. Küçük çaplıydı ve siyer temalı olduğu için de her yayın evini ve her yazarı görmek mümkün değildi. Daha önce Yakutiye Medresesi bahçesinde yapılan kitap fuarı insanların zihninde kalmıştı, keyif vermişti ve Erzurum'a muazzam bir kalabalık toplamıştı. Çevre illerden de gelenler olmuştu. Üniversitelerden öğrenciler gelmişti kitap fuarımız için. Ve geçen sene biraz daha küçük yapınca aklımızda hep diğeri kalmıştı. Ancak bu sene Erzurum Büyükşehir Belediyesi muazzam bir iş çıkardı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda devasa bir çadır diyeceğim ama o bile küçük kaldı. Hiçbir taassuba düşmeden birçok yayın evini davet ettiler. 167 yayın evi ve 10 gün boyunca Erzurum bir şölen yaşadı. Kitap çadırı, yanında kara çadır vardı. Biz öyle ifade ettik artık pratikte arkadaşlarla. Çayın ücretsiz getirildiği ve eski kahvehaneler gibi döşenmiş muhabbet meclisleri, yazarlarla, ziyaretçilerle, insanların. Daha sonra da Doğu'nun Sesi miydi? Bir grubumuz Erzurum türküler söyleyerek orada insanları keyifli dakikalar yaşatmaya çalıştılar. Bir de söyleşi çadırı vardı. Üç çadır kuruldu. Yeraltı parkı ücretsizdi. Bu da kitap fuarının araçlarıyla gelenlerin önemli bir problemiydi. Çünkü Cumhuriyet Caddesi ve Havuzbaşı Erzurum'un tam göbeği, merkezi. Bırakın araçları, yayaları yürümekte zorluk çekiyor bu muhitte. Araçlarını belediyenin yeraltı parkını ücretsiz park eden okurlar, kitap severler daha da kolay ulaşabildi çadıra. Evet, genel olarak ben böyle bir resmeylemeye çalıştım. Geride bırakmış olduğumuz ve tadı tamamımızda kaldı denilen kitap fuarını asıl bu işin üstadına Vedat hocamıza ben sözü bırakmak istiyorum. Vedat hocam, sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Kitap fuarında hem Tiyo yayınlarını yönettiniz gençlerle, Tiyo yayınlarının standını, hem şehirde yayınlanan standı. Bu vesileyle kitap fuarında hemen hemen her gün bulundunuz. Ve Erzurum Büyükşehirlerin yürüttüğü Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yazarlık Akademisi vesilesiyle de birçok yazarı ile muhabbetiniz oldu. Yazarlar getirdiniz, öğrencilerle buluşturdunuz. Tüm bunlardan hareketle öncelikle bir okur olarak, daha sonra da bir edebiyatçı olarak, sonra da Yazarlık Akademisi koordinatörü olarak, Tiyo yayınlarının standını yöneten biri olarak bir Erzurum Kitap Fuarı değerlendirmesi alalım sizden. Evet. İltifatlarınız için önce teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah. İltifat yoktu. Estağfurullah. Layık oluyorumdur o sözlere. Bu Erzurum'da yapılan kitap fuarını değerlendirebilmek için aslında başka şehirlerde yapılmış kitap fuarlarını da bilmek lazım. Ben Erzurum'un dışında hiçbir kitap fuarını ziyaret etmedim. Tabii yapacağım bu tespitler, onların eksiklikleri olacaktır. Son üç, yani sizin de bahsetmiş olduğunuz üç kitap fuarında
bulundum. Son ikisinde Tiyo'nun standını ve şehirlerin standını açmıştık. Bu tabii ki birbiriyle kıyaslamak hem format açısından yanlış olur. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Yani fuar olması açısıyla işte kitabı satışa yönelik, çok satmaya yönelik plan ve programla yapılan bir etkinlik. Yayın evleri de işte gerçek okuyucularına ulaşmak, onlara bir takım imkanları sunmak dışında tamamen ekonomik ve kaygılarla, ticari kaygılarla hareket ettiklerinden dolayı okuyucu, yani gerçek okuyucu pek gözetilmiyor. Geniş bir kitle hedef alınıyor. Evet. Ve gittikçe de bizim fuarlarımız kalabalıklaşıyor. Yani oldukça kalabalık olmuştu bu son fuarda. Yalnız kalabalık olması şey yapmıyor, yani bir şey ifade etmiyor. Mesela herhangi bir yayın evinin veya herhangi bir yazarın okuyucusunu sayı olarak arttırmıyor. Veya onun okuyucusunu yazarıyla buluşturmamız, nasıl diyeyim, yani tam bir onlara daha farklı bir nitelik kazandırma anlamında bir şeye hizmet etmiyor. Evet. Yani bu yani biraz... Evet. Kitap okuma alışkanlığı olmayana kitap okuma alışkanlığı vermiyor mu? Bir, vermiyor. Böyle veya bir yazarı tanıma vesilesi olmuyor mu o? İşte yani hem okuma kitap... bilincine mi? Yani şuurlu, yani okuma alışkanlığı demiyorum. Şuurlu okuma. Evet. Yani evet. Fuar böyle bir amaç edinmiyor. Yani zaten fuarlar. Evet, fuarlar. Fuarların mahiyetinde zaten böyle bir şey yok zaten. Böyle bir şey yok. Fuar dediğimizde birçok ürünün sergilendiği, bu evet. Giyim fuarı da olabilir. Teknoloji fuarı da olabilir. Kitap fuarı da öyle. Fuarın genel mahiyetinde olan her şeyi tanıtma. Evet. Yani onların dışında farklı bir şey ifade etmesi bekleniyor. İşte satış meta açısından, mesela kitap olması açısından böyle bir beklenti düşünülüyor ama böyle bir durum oluşmuyor. Çok fazla kalabalık olması da aslında şey olarak, mahiyet olarak etki etmiyor. Yani işte gelip kitap ismi soranlar, ilginç şeyler soranlar, terlik soranlar veya işte kitabın ismini çok farklı bir şekilde soranlar veya işte makale var mı diyor, makale. Yani makale okumak istiyorum, sizin standta makale var mı mesela gibi. Yani bu çoğunlukta, yani cüret edip soranların dışında aslında meraklı gözlerle standların etrafında dolanan çoğunluk kalabalık bu anlayışta. Zaten fuarlarda veya oraya gelen yayın evleri de işte böylesi bir iletişimin düzelmesi maksadıyla bir program yapmıyor. Ama onun dışında işte yazarların gelmesi, okuyucusuyla buluşması veya işte kendilerini merak eden okuyucularının sorularını cevaplaması, okuyucunun daha farklı bir nitelik kazanması açısından önemli, altını çizilmesi gereken faaliyetlerdendi. Bizim fuar satışlarımızı soruyorsan, bitirdiğimiz kitaplar oldu, bitiremediğimiz kitaplar oldu. Yani tabii mesela... Şimdi Tiyo Yayınları İsmet Özel'in kitaplarını ağırlıklı olarak yayınlıyor. Tiyo Yayınları'nın İsmet Özel'i yayınlamasından dolayı mesela şöyle bir ön yargı vardı bende. İsmet Özel düşünme üzerine kendisini yiyip bitiren birisi. Yani şöyle o sancıyı çeken, o ızdırabı yaşayan ve kullanacağı her kelimeyi özenle seçen müstesna bir mütefekkir, şair. Şimdi demin söylediğiniz gelip işte sıradan bir kitap sorma veya kitap yerine terlik sorma gibi
kitaptan aslında çok yakın değil de uzak olan kitlelerin, kalabalıkların İsmet Özel ve yayınlarını talep etmeyeceği düşüncesi dolayısıyla normal bir şekilde doğuyor. Çünkü okuması zor, düşünmeyi gerektiriyor. İnsanlar düşünmek istemiyorlar genellikle. Hazır lop Twitter'da, Facebook'ta kullanabilecekler cümleler arıyorlar ve basit. Ortalamaya hitap eden, kalabalıklara hitap eden. Bu anlamda nasıldı talep sizi? Tio'ya. Yani tabii ki ortalama okura da hitap etmiyor. Yani daha üst bir okura hitap ettiği için Tio yayınlarının eserleri çok özel, yani iyi takip eden kişilerle de tanışma fırsatı bulduk. Yani önceden işte zaten böyle okurlarla, İsmet Özel okurlarıyla bir birliktelik veya onlarla tanışmak, değişik bir ortam oluşturma düşüncesi içerisindeydik. Hem bundan önceki fuarda öyle bir tanışma imkanımız oldu, hem bu fuarda onları tanıyabilme imkanımız oldu. İşte kendi okuduklarından paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte merak ettiği şeyleri soruyorlar. Hem dernek hakkında, hem işte Çelim Çalım özellikle aboneliği hususunda dergi, işte, evet, İsmet eksik Özel'in sayıları çıkarmış olduğu dergi Çelim Çalım. Eksik sayılarını tamamlama hususunda şeylerini soruyorlar. Biz de onlardan adres alıp işte elimizdeki mevcutlarla eksikliklerini gidermeye çalıştık. Baskıda olanlar, işte 1 ile 4. sayı baskıda ve ileride çıkacak. Onları da temin edeceğimiz için işte adreslerini ve iletişim bilgilerini aldık. Daha sonra Ramazan ayında çıkacak olan, yani Çelim Çalım yayınına son verdi 18. sayıdan sonra. Ramazan ayında İstiklal Marşı Derneği Haklı Yumruklar başlıklı bir isimli bir dergi çıkaracak. Onun da tanıtımını, yaptık. Ve yine işte abone derken kitapçılarda ulaşabilen, işte ilçelerde bulunan okurlarla işte bir takım iletişim içerisine girdik. Tükenen kitaplarımız da oldu. Yani burada diğer tarafa geçmeden önce şöyle bir şey diyebilir miyiz? Siz az önce söylediğiniz alt seviyeyi bırakın, orta seviyenin bile okur seviyesini bile üstünde yazan İsmet Özel okuyanları birbiriyle tanış olmasına vesile oldu fuar. Evet, biz onları, onlar bizi tanıdı dediniz. Bu anlamda diğer standlarda ve yazarlar etrafında da küçük muhitler oluşmuş olabilir. Ben şuraya geleceğim oradan. Özellikle fuar, ben şölen kelimesini kullandım fuar boyunca bana soranlara. İşte röportaj yapmak isteyenler oldu, şu bu. Bu bir şölen dedim. Fakat şölenin vesilesi kitap ama en önemlisi de insanların birbirine dokunması, temas etmesi, tanışması. Şöyle bir özelliği de vardı. Dar koridorlar diyelim. O kalabalık, çok kalabalık olduğu için geniş koridor da dar. Yani. Koridorda uzun zamandır birbirinin gözüne bakmayan, birbirine kırılmış dostlar dar koridorda karşı karşıya geliyor. Mecbur konuşmaya başlıyor. Böyle bir toplumsal yakınlaşmayı, insanlar arasındaki sıcaklaşmayı da sağlayan bir etki oldu. Bu tarafı da var. Yani sadece üst kesim, yani okur, kaliteli okur kitlesi açısından değil, diğer o okur kitlelerde muhit edindiği gibi bir de insanların sosyalleşmesine de bir zemin hazırladı diyebiliriz kitap fuarı. Şey diyordunuz, benim sorumda da aslında cevabı oydu. Yani kitapları nasıldı? Satabildiniz mi? Ya şimdi yani bu anlaşılmaya göre ve bir de etiket fiyatına göre de etkili oluyor. Biraz daha etiketi
ucuz olan kitaplar elimizde kalmadı. İşte Valdo neden burada değilsin, Taşları yemek yasak, Erbain, bunları hemen tükettik. Şiir resitalleri beklediğimin üstünde bir taleple karşılandı, hemen bitti. Yeni dile eğilim diye işte Osmanlıca ve Arapça Kur'an-ı Kerim öğretimi için hazırlanan kitap, o da beklediğimin altında bir ilgi gördü. Belki bizim tanıtımımızdan da olabilir ama ileriye dönük olacağınız daha iyi olacağını düşünüyorum. Standımızın en çok satan kitaplarından birisi de sizin yazmış olduğunuz Kendi Kentimi Yazdım oldu. Ki bu sadece bizim standda satılanlar. Biz de Kültür Eğitim Vakfı standında da 3 gün orada imza yaptık. İmza yapılmıştı. Böyle. Yani ben tam... Peki, şimdi... şimdi ben bir eksiklik gördüm ya da organizasyonda şöyle bir şey yapılabilir. Yayın evleri açısından, yani belediye açısından değil, fuar organizasyonu açısından. Mesela çocuk kitapları ayrı bir stand da olabilirdi. Yani bunu belki bizler de üstlenebilirdik. Farklı yayın evlerinin çocuk standları. Çünkü çocuklar da ilkokul, ortaokul seviyesinde çocuklar kendileri de geldiği gibi çocuklu aileler de çoktu fuarda. Ve yayın evlerine dağılmış binlerce kitap arasından çocuk kitabını gözlerine çarpması ve onları görmesi çok zor çocukların. Evet. Bu anlamda mesela Aziz Nesin'in oğlu, Ahmet Nesin miydi? Evet. O mesela çocuk kitaplarını kendi yayınlarının bir stand yapmıştı. O dikkat çekiyordu, ben şöyle bir iki gözlemledim. Çocuk kitabı alacaklar oraya. İş Bankası bir köşe ayırmıştı. Evet. Yani böyle bir ayrı bir stand olsaydı, ayrı bir bölme. Hatta çadır. Çadır veya yani ayrı yayın evi. Çocuk. Evet. Çocuk kitapları fuarı var şu an. Öyle fuarlar da açılıyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey olsaydı biraz daha iyi olurdu ki önümüzdeki yıl daha büyük, çok daha büyük bir yerde açılacak. Söylendiğine göre şu anki Erzurumspor'un maçlarını oynadığı stadyumun kenarında Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi yapıyor. Çok büyük. Orada açılacak, kapalı mekanda açılacağı söyleniyor. İşte burası çadırdı, zaman zaman üşüdük. Isıtma vardı ama alttan zemin harika yapılmıştı. 50 santim yukarıda yapılmıştı. Güzeldi. Orada yapılırsa belki çocuk standı da veya buna benzer özel standlarda yapılabilir diye düşünüyorum. İlber Ortaylı'nın imzasında çadır kilitlenmişti. Bunu değerli, özellikle Erzurum dışındaki değerli izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Çadırı bir labirent gibi düşünün. Bütün aralar doluydu ve tıkanmıştı. Sanki beton, insandan beton atılmış. Evet. Yani ben bir ara kendi standıma imza günüm vardı o günde. Hatta böyle bir İlber Ortaylı'ya baktım. En az 5000 kişi sırada. Evet. Diğer yazarlar, işte bizler, işte bir iki kişi geliyor, imzalıyoruz ama böyle bir ilginç durum vardı. Şey çok ilginç. Özellikle bu tam sosyal medya duyarlılığı diye düşünüyorum. Bunu söylemezsem içimde kalacak. Liseli ya da üniversite bir ikinci sınıftaki kızların, kız çocuklarının aşk üzerine yazılan kitapları olan maili. Evet, oldukça fazla. Evet, oldukça fazla. Yani o sıra, yani İlber Ortaylı'dan sonra en çok imza sırası onlarda. Şimdi yazar ismi de söylemek istemiyorum. Bu bir ranta çevrildiğini şuradan anlıyoruz. Benzer isimde pembe kitaplar çok çıkıyor ve muhafazakar pembe kitap böyle resmi de veriliyor kapağa. Sanki meşrulaştırıyormuş gibi bir uyanıklık. Tamamen ticari maksatlı. Eyvallah da. yani
Okura nitelikli düşünmeyi, kaygıyı, tamam şöyle bir geçerli neden bulunabiliyor. Hocam bu kitaplar da okumayı teşvik ediyor. Düşünmeyi teşvik etmiyorsa okumayı teşvik etmesinin anlamı yok. Çünkü akşama kadar Twitter, Facebook gibi sosyal medyada okuduğunuz cümleler zaten okumadır. Evet. Yani Vedat Eğilmez sayfasında bir şey paylaştı okudunuz, bu okumadır. Diğer arkadaşlarınız paylaştı okumadır. Bunu okumaya alıştırıyor hocam değil. Düşündürmüyorsa ve insan eşrefi mahlukattı derdi babam. Necip İsmet Özel'in şiirinde dediği gibi eşrefi mahlukat olduğunu ve bu sırat-ı müstakim üzere yaşaması gerektiğini hissettirmeyen, şuur vermeyen, kitaptan ziyade halım sakızının dörtlükleri gibi adeta kendisini biraz Şems, biraz Mevlana, biraz şu, biraz bu karışımı ortaya karışık ama birçoğu intihal yani çalıntı, tekrar, boca yapıp bunları genç çocukların, gençlerin işte cebindeki 3-5 kuruşa talip olma olarak görüyorum. Belki biraz ağır oldu ama aynen öyle. Biraz bu işleri düz konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bizim millet, din, dil duyarlılığı beklediğimiz yeni nesil bu kitaplardan beslenmemeli kesinlikle. Ya, aklı geri gidiyor çünkü. Yani, kitap okudum diye tatmin oluyor. Sanıyor evet. Kitap okumak böyle bir şey. Duyarlı insan olmak böyle bir şey. Sorumluluğunu yerine getirmiş olmak böyle. Kendini meşrulaştırıyor. Ama ortada bir şey yok. Bunu nereden anlıyoruz? Sosyal medyada paylaşılıyor. Habire. Bir cümle altına falan kitabın ismi veya falanca şairin ismi gibi. Bu noktada ciddi bir öz eleştiriye ihtiyacı var gençliğin. Yani ve yazarların ve yayın evlerin, tamam her yayın evinde bir miktarda olsa şey vardır. Ticari kaygı elbette vardır. Ayakta durması lazımdır ki yayın evlerinin birçoğunun kaderi de bu anlamda kötüdür yani. Kitap basar, satamaz, iflas eder. Bunu anlayabiliyoruz bir yere kadar. Her yayın evi belki bu fedakarlığı, bu sorumlulukların sahip olmaz ama istismarın da biraz önüne geçmeleri gerekir diye düşünüyorum. Hatta değerli izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Ben oradayken kitap imzalarken kendi kentimi yazdığımı böyle muhabbete açılıyordu. Hocam sizin kitap şu bu. Dedim ki arkadaş yedekte 3 tane aşk üzerine deneme ve roman yazmışım. Ne zaman maddi durumum kötü olursa bunları yayına vereceğim. Çok da güzel böyle kapaklı mapaklı. Durumu düzelteceğiz. Yani geleceğe dair de böyle tedbir almışız. Yazmakta zor değil. Masallardan, hikayelerden cümleler. Bir diğer konu söyleşi salonunda yazarlarla okur kitlesi, her okur kitlesi daha önceden belediye programı yazılı olan bir kitapçık dağıttığı için kendi yazarını, şairini, düşünce adamını takip etti. Ona göre de yan çadırda onun söyleşisine katılarak dediğiniz gibi sohbet etme, yakından tanıma fırsatı buldu. Kimi sükût hayale uğradı, kimi iyice etkilendi, büyülendi. Öyle durumlar oldu ama gelen yazarlar ciddi manada çok sayıda yazar geldi ve birbirinden kıymetli ve farklı ideolojilere sahipti. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ni sonuna kadar destekliyor ve kutluyorum ki hiçbir taassup yoktu yazarlar. Sosyal medyada bir iki yazar gelememiş galiba. Bunu istismar ettiler. Erzurum'da işte taassup var. Biz şu görüşteniz diye bizi davet etmediler. Arkadaş Aziz Nesin'in yayın evi de oradaydı. İşte Timaş da oradaydı. İş Bankası yayınları da oradaydı. İşte Nesil de oradaydı. Büyüyen Ay da oradaydı. Ayrıntı da oradaydı. Litera da oradaydı. Devletin yayın evleri, Türk Dil Kurumu,
TDK Türk Tarih Kurumu ki bunlar da %50 indirim yaparak hakikaten standlarını hep boşalttılar. Evet. Öğrencisi çok olan bir şehirde bunlar çok önemli. Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırmalar Merkezi, Türk Dil Kurumu. Bu bakımdan da iyiydi. Yani taassup yoktu. Hiç kimse bu noktada Erzurum'u veya Büyükşehir Belediyesi veya organizeyi yapanları suçlayamaz. Her ideolojiden ve kesimden yayın evi vardı ve olması gerekirdi. Bazıları da eleştirmiş. Şimdi organizasyonda emeği geçen arkadaşları bazen görürdük. Mesela Emre Yaylalı, Mehmet Emin Öz gibi eleştiri almışlar. Neymiş? Şu yayın evi niye gelmiş? Bu falanca ideolojinin yayın evi, buna niye burası verilmiş? Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Burada kasaba mı? Büyük şehir olacağız diyoruz. Kadim şehir, medeniyet şehri diyoruz ama dava gördüğümüz konular kasabalı zihniyetiyle ilgili konular. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Tabii şölen havasında 5 tane yazarımızın, şairimizin maskeleriyle gezenler, işte oraya bir hatıra koltuk, kitap fuarının kitaplıklı koltuğu vardı. İnsanlar sırf fotoğraf çekilmek için gelen de çok sayıda insan vardı. Yani böyle bir sosyalleşme şeyi oldu kitap fuarında. Dolayısıyla Erzurum için ne kadar gerekli olduğu tekrar anlaşıldı. İnşallah gelecek sene daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah. Ben evet. Birkaç şey daha ekleyeyim. Mesela yani bizim de işte hem Yazarlık Akademisi'nin yoğunluğu, Uluslararası İlişkiler Akademisi'nin yoğunluğu dolayısıyla bazı söyleşilere katılamadık. İşte İhsan Deniz gelmişti şair olarak. Haydar Ergülen, Arif Ay. İhsan Deniz'le ve Arif Ay'la görüşmek isterdim. Arif Ay'la bizim arkadaşlar görüşmüş. Biraz da işte Erzurum'da bir edebi muhit oluşturma kaygısıyla hareket ettiğimiz için bu görüşmeleri yapıyorduk ve Arif Ay'ın da çıkarmış olduğu dergiyle bir iletişim içerisinde olmayı bizim yazarlık okulunun. Aynı zamanda Sevinç Çokum'la oturduk, sohbet etme imkanı bulduk. İnce Aral gelmişti, kitapları imzalamıştı. Bir de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yazarlık Akademisi kapsamında Zafer Acar, Aykut Nasip Kelebek ve Hakan Arslan benzeri getirdik. Bunlar şehir, akademiye devam eden öğrencilerle bir araya geldiler. Bir araya geldiler şehirlerde. Geç saatlere kadar da muhabbet ettik. Oldukça verimli geçti. Onlarla da yine aynı şekilde hem öğrencilerimizi tanıdılar, onların çalışmalarını incelediler. Hatta işte öğrencilerinden bir ikisinin ikisine de göz koydular, sen bize yaz diye iletişim adreslerini falan verdiler. Yazarlık Akademisi doğru yolda öyleyse. Doğru yolda. İki öğrencimin. Zaten biz de yani kıskançlık açısından değil, bizim Yazarlık Akademisi'nin birinci hedef olarak yaptığı işte büyük dergilere, yani bizim büyük gördüğümüz dergilere buradan kalem kazandırmak. İstanbul olan merkezli diyelim, evet. Daha çok böyle Ankara veya İstanbul merkezli. Evet. En büyüğünü biz çıkaracağız zaten dergi olarak. İnşallah. İnşallah. Öyle bir hedefiniz her zaman vardı zaten. Evet. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Bir söyleşide siz gerçekleştirdiniz söyleşi çadırında. Şehir ve Şuur başlıktı. Orada oldukça tartışmalara da konu oldu. Ben de sormak istiyorum. Bir yanımız ergen, bir yanımız genç şeklinde bir tanımlama yaptınız. İhtiyar. Evet, bir yanımız ergen, bir yanımız ihtiyar diye. Evet, basında da yer aldı o. Evet. Yani bunu... Bu Erzurum için söylenmiş bir şeydi. Şimdi... Vedat Hoca, Erzurum'un genel gelişmişlik düzeyi olarak çok gerilerde olması, evet. Kimse bize hikaye anlatmasın. Eğitimde, ekonomide, kişi başına düşen milli gelirde, ticarette ve sosyal hayatın
diğer alanlarında, turizmde, çok gerilerde. Yani 70'lerde, net söyleyeyim. 69, 70, 71, 72 bu arada. Değişik kalemlerde, genel gelişmişlik düzeylerinde böyle. 81 ili arasında. 81 ili arasında burada. Yani 10-12 tane il bizi geçmiş. Şimdi izleyicilerimizin de morali bozuldu. Ama morali bozan konuları biz hep paspasın altına koyarsak ve hep kendimizle övünürsek, kendimizi ön plana çıkaran konularla birbirimizi adeta uyuşturursak, Afyonkeş gibi hakikatlerden habersiz yaşarsak, şehrimiz elbette ki 60'lara 70'lere düşer. Bu konuyu ben biraz analiz etmek istedim. Ve bu konu üzerine düşündüğümde ki yazmış olduğumuz kitap aslında bu konu üzerine yazılmış yazılarla doludur. Kendi kentimi yazdım. Okumayanların okumasını mutlaka isterim. Erzurum üzerine yazılmış ilk eleştiri kitabı. Orada da parça parça değindiğim bir şeyi kitap fuarında okurlarımla paylaşma imkanım oldu. Şimdi Erzurum'un yeniden adlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Erzurum'un tanımlarının yeni idrak katmanlarına tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa biz Dadaş kavramıyla övünürken başka şehirler kendisiyle övünmeden ilk ona, ilk 20'ye giriyor, bunu göremiyoruz. Bizi bu romantizm dediğim, şehir romantizmi yine düşüren nedenler üzerine düşündüğümüzde şehrin sürekli göç vermesi bir numaralı sebep geliyor. Bu göçü son 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık iş olarak ben görmüyorum. Bu göç Erzurum'un son 200 yılı ile ilgili. 1830 diyelim, 1828-29 ilk diyelim Rus işgali ile beraber Erzurum'dan göç eden Türk ailelerin zenginleri diyelim Anadolu'nun batısına, Ermeni tüccarlar, şunlar bunlar Rusya işlerine göçle başlayan kan kaybı Erzurum'un yani. Sonra 1950'ler, 93 Harbi dediğimiz 77-78 Savaşı, sonra 16 Rus işgali, sonra Ruslardan geriye kalan Ermenilerin yapmış olduğu zulümler, sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum'un böyle uzun yıllar sahipsiz kalması, 1940'lardan sonra yavaş yavaş toparlanması aslında şunu bize gösteriyor. Savaşın olduğu yerde göç her zaman olur. Sınır kenti ise bir şehir sürekli bir tehdit alıyorsa, son 200 yıldır bu tehdidi sürekli almıştır. Rusya'dan, İran'dan, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde NATO'nun da burası doğudaki uç üslenden biri. Para burada durmaz. Kaliteli insan kaynağı durmaz nitelikli anlamında. Belki bilim de burada durmaz. Çünkü sürekli bir tehdit var. Bu aslında göçler de şunu gösteriyor. Hali vakti yerinde olan da burada durmuyor. Çünkü risk görüyor. Şimdi böyle bir durumda sürekli nüfus değişiyorsa bir şehir kendi kurallarını, kaidelerini uzun yıllar sürdüremiyor demektir. Vedat Hoca ve neslinin yaşantısı, geleneği burada devam etmesi için Vedat Hoca'nın burada yaşaması, onun çocuklarının yaşaması, onun çocuklarının yaşaması lazım. Kadim şehir dediğimiz böyle bir şey. Eski şehir olmak, kadim şehir olmak anlamına gelmiyor. Sık sık İnsan kaynağını göçlerle son 200 yıldır kaybeden bir yerde bir türlü oturmuş hayatın olmaması doğal.
3-4 nesildir burada yaşayan insan sayısını şu an çıkaralım. Ne kadar var? Yani nüfustan bunu talep edebiliriz. Çok az olduğunu hepimiz tahmin edebiliyoruz. Zor değil. Cumhuriyet Caddesi'nde 20 yıl önce gördüğümüz yüzlerin kaç tanesi var şu an Erzurum'da? Bu şunu gösterir. Bu şehir oturmuş bir hayata sahip olmadığı için aslında ergenliği bir türlü atlatamıyor 200 yıldır. Evet. Ergen insan psikolojisi nedir? Bir, tez canlıdır. İki, duygusaldır, romantiktir. Üç, günü gününe uymaz. Özgüveni eksiktir. Herkesin kendisini gözlemlediğini sanır. Kendisinde olan bir kusurun çok büyük bir kusur olduğunu, kendisinde bulunan güzel bir hasletin de çok büyük bir haslet olduğunu ve sadece kendisinde olduğunu sanır. Ve olaylar ve durumlar karşısında nasıl davranacağını çok kestiremez. Tepkilerinde bir istikrar yoktur. Bu yönüyle şehri ben ergen şehir olarak görüyorum. Halen de öyle. Ve sivilceleri vardır. Evet. Ergen olmuş. Evet. Sivilceler de vardır. İsmet Özel'in şiirine, şehrin insanı. Onu alalım. O ben çok sevdiğim mısralar. Tam ben de hatırlıyorum. Şehrin insanı, şehrin insanı. Şehrin ucuz cesaretlerin insanı. Evet. Sivilcelerin. Sivilcelerin. Şimdi bu özelliğiyle baktığımızda şehrimize biz bir ergenlik diyebiliriz. Başkalarının görüş açılarına göre düşünmek. Şimdi ergenlik psikolojisinin özelliklerini çıkardım. Onlara bakalım. Bu şehirde yaşayanlar da var mı? Başkalarının görüşlerini çok önemsemek. El nedir? Onda var, bende de olsun. Benim ne eksiğim var? Şehir olarak da neredeyse şunda o şehirde deniz var. Bizim belediye başkanımız, bizim valimiz niye bize deniz getirmiyor diyeceğiz. Deneme yanılma yoluyla öğrenme. Tedirgin, güç beğenen, çabuk tepki veren, duyguları inişli çıkışlı, istekler çok artmış. Yani kendine bakmadan çok büyük istekler isteyen, kendine verilen hakları yetersiz bulan, kuralların çokluğundan ve sıklığından sıkılan, mesela trafikte bizde çok fazla kural yok. Emniyet kemeri en azından işlenmiyor. Işıkların park, sayısı biraz bizde. Sinyalizasyon da sıkıntılı. Yani kural istemiyor ergen. Toplumsal olaylara ve politikaya ilgi artar. Hani bir televizyon programında yine seninle rektörlüğü konuşurken demiştik ki herhalde hiçbir şehirde berber koltuğunda veya ayakkabıcı boyacısının da rektörlük seçimiyle ilgilendiği görülmemiştir. Ama Erzurum'da herkes ilgilendi. Yani yük taşıyan nakliyeci de rektörün kim olacağını merak eder. Keresteci de merak bir eder. Bir önerisi vardır. Hatta. Evet. Tam ergen psikolojisi. Kulaktan dolma görüşleri savunur. Çevrenin istediği biçimde davranmak ve duygularını gizlemek için içine kapanmak gibi. Sertlik ve kabalık, diğer insanlara duyulan ilgi azlığı ve sadece kendi düşüncesiyle ilgilenme gibi özellikleri var ergenlik psikolojisinin. Bunların bazılarını şehrimizin sürekli değişen insan kaynağında görmek mümkün. Utangaç duygusunun ve dikkat çekme isteğinin yoğun olması. Mesela bu da ilginç. Dikkat çekeyim de olumlu ya da olumsuz dikkat çekeyim. Üstüme güldüreyim ama dikkat çekeyim gibi. Diğer bir konu. İhtiyar. Bir tarafımız böyle ergen. Sürekli nüfus değiştiği için. Şimdi Tanpınar Erzurum'a Atatürk Üniversitesi'ne göreve gelen Mehmet Kaplan'a, daha önce Erzurum'da görev yapan Ahmet Hamdi Tanpınar mektup yazıyor. Diyor ki işte birçok şey diyor. O mektubunda bir kelimenin altını ben çizmiştim. Erzurum ihtiyar şehirdir diyor. Bakın kadim şehir demiyor. İhtiyar şehir. İhtiyar şehir ben bir anlamaya çalıştığımda özür dilerim. Şöyle bir anlam çıkıyor. Tanpınar'ın diğer sözü aslında bunu açıklıyor. Bir de Doğu için bir cümlesi var Tanpınar'ın. Diyor ki Doğu oturup beklenen yerdir. Yani
ihtiyar şehirle doğu oturup beklenen yerlerin topladığımızda ihtiyarlık psikolojisini de bu şehirde. Yani bu şehir ihtiyarlık psikolojisi ile ergen psikolojisi arasında. Ortada kalan nedir? Aslında şehirleri kalkındıran nüfus odur. Yetişkin, yetkin insan kaynağı azdır. Bu yaş olarak demiyorum, zihinsel olarak. Adam 20 yaşında mı ihtiyar psikolojisinde? Adam 60 yaşında mı ergenliğini aşamamış? Zihinsel olarak diyorum, bedensel olarak değil. Zihinsel olarak kahtı rical yaşıyor şehrimiz. Yani nitelikli, yetişkin insan eksikliği. Şimdi ihtiyarlık psikolojisini nasıl görüyoruz? Bir, üretici değil, tüketici. İki, yavaş. Yani hızlı hareket edemiyor. Hantal. İşte diyelim ki batıdaki bir şehirde 2 ayda yapılan bir yatırım Erzurum'da belki 2 yılda yapılıyor. Veya bu bölgede Kars. Yani bu bölgeyi Erzurum'u anlatırken aslında bölgeyi anlatmış oluyoruz. Bu sadece şehrimize has bir durum değil. Bölgeye has. Durağanlık ve değişmezlik sıkıntısı. Yeni şeye tepki gösterme. Düşüncelerinde, davranışlarında ve alışkanlıklarında değişim güçleşiyor. Yenilikler onlara kaygı veriyor. İhtiyarlık psikolojisi. İhtiyarlıkta düşünceler çoğu zaman ben merkezli. Şehrimizi insanlar düşünsün. Zaman zaman bu ben merkez bencilliğe kadar gidiyor. Yalnız yaşamak, kendisini hep ihmal edilmiş olarak görmek. Bir ihtiyar çocuklar tarafından hep ihmal edildiğini düşünür. Şehir de artık bu psikolojiye girmiş. İhmal edildik. Hep Ankara'yı suçlama. Merkezi ve kendisi dışındaki insanlar suçlama. Yani bizim alacağımızı zor vermediler. Ama kendi insanımız şehri için ne yapıyor bunu sorgulamıyoruz çok fazla. Birine hiddetleniyorsak onu sorguluyoruz o kadar. Saman alevi gibi. Evet. Öz eleştiri eksikliği. Çocuklarım beni ihmal ediyor diyen ihtiyar nasılsa işte hükümet bizi ihmal ediyor, devlet bizi ihmal ediyor diyen şehirli de ihtiyarlık psikolojisine girmiştir artık. Şunu da unutmayalım. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde en fazla geldiği şehir Erzurum. En fazla özel ilgi gösterdiği şehirlerden biri de Erzurum. Demek ki ihmal aslında söz konusu değil. Sıkıntı bizim insan kaynağımız. Anlaşılmak ister. Umutsuzluk ve ölüm korkusu ihtiyarda nasıl çoksa şehirde de o vardır. İşte eskiye olan özlem çok. Bak, bu benim en çok ızdırap duyduğum olay. İhtiyar şehirlerde bugün ve gelecek konuşulamaz. Çünkü zamanı kaybetmiştir. Hep eskilerden bahseder. Bugünü konuşmak direnç ister, enerji ister, bilgi birikim ister. Ve dünyayı, çevreyi tanımayı gerektirir. Değişen bilgiyi sürekli güncelleme ve tanıma. Dünya küçülüyor diyoruz ya. Ama ihtiyarın böyle bir derdi yoktur. Hep maziden bahseder, geçmişten. Erzurum'u yıllarca böyle durdurdular. Vedat Hocam, kendi insanımız. Bak dışarıyı suçlamıyorum ben. Hep kendi insanımızı ben suçluyorum. Biz eskiden su içerdik testiden. Biz eskiden şöyleydik. Biz eskiden böyleydik. Tam ihtiyar psikolojisindeyiz. Adam daha 25 yaşında biz eskiden şöyleydik. Daha eskiyi boş ver. 10 yaşındakiler bile öyle başlıyor cümle. Evet, çünkü prim yapıyor. Bu şehirde eskiden bahsetmek prim yapıyor. Bu şehirde şu denmiyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Erzurum yoksullukta belki Türkiye'de sonlardaydı. Bu denmiyor. Erzurum Belediye Tarihini yazan Murat Küçük Uğurlu'nun kitabını okurlarsa, okurlarımız 2 cilt, Erzurum'un dünü bugünden iyi değildi. Şu an Erzurum en iyi zamanlarını yaşıyor. Tarihi o kadar anlatıyor, savaşı anlatarak biz dün iyiydik diyemezsiniz. Savaş ölüm demek, hastalık demek. Muhacirlik demek, göç demek, insan kaybı demek. Sadece kahramanlığımızı anlatabiliriz. Kahramanlığı anlatarak da ekonomide, eğitimde gelişemeyiz.
sadece bir romantizme düşmüş oluruz. İşte bunu söylemek istedik özellikle. Bir ihtiyar ne yapar? Dış dünyadan soyutlar ve kendisini içe kapatır. Yenilik korkusu vardır. Ve yalnız kendini sevme gibi bir durumda söz konusu olur. Tüm bunları bir torbaya koyduğumuzda şehirle ilgili yeni analizlerin yapılması gerekir. Şehrin bir, sürekli insan kaynağını değiştirmesi bir yönüyle ergenlik, sürekli maziden bahseden ve içe kapanan ve miskin davranan, yani yavaş yavaş hızlı hareket edemeyen, kendini geliştirememesi de ihtiyarlık. Bu ikisi arasında psikolojik olarak, psikolojik yaş olarak, ergen ve ihtiyarlık arasında gelgitler yaşayan insan kaynağı nedeniyle bu şehir geri kalmıştır diye bir düşüncemiz var bizim. Bu itiraz edilebilir. Biz böyle bir teşhis koyuyoruz. Burada ne yapılması lazım? Bir tespitte bulunulduğu zaman, bir teşhiste bulunulduğu zaman bir de tedavi yöntemi söylemek lazım. Evet. Burada Erzurum'da, Vedat Hocam, Atatürk Üniversitesi var, Erzurum Teknik Üniversitesi var. TÜİK her yerde var. Türkiye İstatistik Kurumu. Sosyoloji bölümleri, psikoloji bölümleri, tarih, sosyal bilimlerle ilgili birimler, geçmişi motamot anlatan belge okuyuculuğu veya belge yayıncılığını geçip şehirle ilgili çok ciddi, bizim söylediğimiz tespitler gibi bakış açılarıyla yeni okumalar yapabilecekleri analizler yapmalıdır. Bu şehrin problemlerinin altında yatan nedenler nelerdir? Bu konuyla ilgili 1970'lerde çok güzel çalışma var aslında. Ama bunun gelişmediği için, yeni yeni çalışmalarla geliştirilmediği için Erzurum'un adı doğru konulmuyor. Problemler de dolayısıyla doğru konulmadığı için getirilen çözüm önerileri çözüm olmuyor. Profesör Doktor Orhan Türkdoğan hocamızın Erzurum ve bölgesi üzerine yapmış olduğu müthiş sosyolojik araştırmalar var. Bu araştırmaların yapılmasına ihtiyaç var. Üniversitenin artık şehre biraz dokunması lazım. O kitaptan, bu kitaptan, şu kitaptan bir araya getir, bir tez. Öyle olmaz. Bu şehre bir şeylerin yapılması lazım. Hakikaten hayvancılık mı bu şehrin çözümü? Hakikaten üretim mi yoksa ticaret mi? Tarihte olduğu gibi. Bu kervan, gümrük şehri özelliği de vardır bu şehrin. Mal alıp mal satma. Evet. Kuzeyden, güneyden, doğudan gelen kervanların işte burada bir araya gelip birbirlerinden mal değiş tokuş yapmaları. Bunlarla ilgili yeni araştırmalar yapılarak şehrin doğru ihtiyaç analizleri, durum analizleri şehrin bürokrasisine ve yönetim temsilinde bulunan insanlara verilmesi lazım ve onun üzerinden çözüm önerileri ortaya konması lazım diye düşünüyorum. Yani özellikle yani şehir ve şuur konusunda bizim en büyük sıkıntımız şehrimiz üzerine düşünmemizi engelliyorlar. Engelleyenlerin çoğunun da sarıldığı konu mazi, ihtiyarlık psikolojisi. Bu felsefe grubu ve sosyoloji bölümünden profesör bir arkadaş vardı. Onunla sohbet, yani ismini bu durumda vermek istemiyorum. Evet. Kendisine hem yüksek lisans hem doktora için başvurular ve tezlerin isimlerini söylüyor. Yani hazırlanan tez isimlerini söylüyor. Bunu söylemesinin sebebi yani mizah oluşturma. Öyle başlıklar var ki yani insan gülmekten ölüyor. Yok işte falanca yazarın filanca eserinde filanca hassasiyetteki filanca duyguların işte sentimental bilmem ne oluşları. Evet. Yani bu şekilde ki işte üniversitenin yönelimi yani ve hazırlanan hayata dokunan değil, çok spesifik. Evet. Geçmişte kalan. Çok affedersin, bizim halk dilinde bir söz vardır. Mala davara zararı yok. Evet.
Ya yani hiç aslında hiçbir ayakları yere değmeyen, yaşadığı yüzyıl ve yaşadığı topraklardan hiçbir haberi olmayan, yani gerçekten çok iyi bir tespit ve iyi bir dokunma oldu bu. Evet. Yani o tezlerin de yönlendirilmesi veya düşüncenin bu alana kaydırılması özellikle idari kesimden artık el atılarak yapılması gerekiyor. Yani bu tür tezleri yani bırakın. Yani Dostoyevski'nin romanındaki sosyal çevrenin bilmem nesini, bu sosyolojinin en... bırakın onları. Tam evet. Onları yapın evet. Ama bunlarla kendinizi ifade etmeyin, inşa etmeyin. Ya bu şehir üzerine mesela diyelim ki kentsel dönüşüm sonucu şehirde kaybolan insan kaynağı ve duyarlılığı nelerdir? Evet. Bir dökün bakalım. Son 200 yıldır şehirde yaşanan savaşların ve sınır tehditlerin insanlar üzerindeki tesiri, şehir kimliği üzerindeki tesiri, ticari hayat üzerindeki tesiri, eğitim evet. üzerindeki tesiri nedir? Siyasilerin son 100 yıldır Erzurum'dan çıkan, Osmanlı'nın son dönemindeki meclis de bu. Siyasilerin genel karakteristik özellikleri ve temsil kabiliyetleri nelerdir? Bu şehir neden geri kaldığını cevaplar bu sorularda saklı. Halen daha sosyoloji bölümü olarak şurayanın bilmem şu 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 diye, yani bu Türkiye geneli için de belki geçerli. Orhan Türkdoğan gibi saha çalışmalarını çok ciddi, elbette vardır küçük küçük saha çalışmaları. Ama bunun şehirle de paylaşılması lazım. Şehir evet, yönetimi bu anlamda, de buna evet. Talip olması lazım. Temsilciler. Şehrin bir takım idari kısmında olanların da veya işte tüccarların da şehre bu anlamda hakim olmasının çok büyük kazançlar sağlayacağını işte bir büyüğümüzle sohbet ederken İzmir'in dışarıdan gelenleri kendi içerisinde asimil ettiğini ve kendisine benzettiğini evet. Ama Erzurum'un dışarıdan gelenleri sanki kendi içerisine almayıp asıl dokusunu koruduğu gibi bir şeyi de tespitte bulunmuştu. Yani Arge deniliyor son yıllarda buna. Arge'ye Erzurum'un çok kafa yorması, para harcaması, zaman harcaması, tüccarların da düşünmesi evet, lazım. Herkesin, yani evet. Şehirdeki herkesin bu sorumluluğa ortak olması, taşın altına elini sokması lazım. Değerli izleyicilerimiz, bugünlük de Divit Kalem programını burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.